Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, Ders İzleyen Koma hoş geldiniz. Şimdi sırada Tanzimat ve Servet-i Fiyun'un dönemindeki önemli yapıtlar var. Bu bölümde Şinasi'nin şair evlenmesini, Sami Paşazade Sezai'nin sergüzeştini, Namık Kemal'in intibahını ve yine Namık Kemal'in Cezmi adlı romanını tanıyacağız. Evet, ilk eserimiz Şair Evlenmesi, yazarı İbrahim Şinasi. Şair Evlenmesi, Türk edebiyatının batılı anlamda ilk tiyatro örneğidir. Bu tek perdeli komedide sanatçı, geleneksel Türk tiyatrosu ile batı tiyatro tekniğini kaynaştırmıştır. Sahne dili güçlü olan bu yapıtla sanatçı, ulusal tiyatronun nasıl olması gerektiğini de örneklemiştir. Genç şair Müştak Bey, Kumru adında genç bir kızı sever. Ancak evleneceği gece karşısına yaşlı ve çirkin ablası Sakine Hanım çıkarılır. Yapıtta görücü usulüyle evlilik eleştirilmektedir. İntibah, yazarı Namık Kemal. İlk edebi roman örneği sayılan bu yapıtta iyi bir öğrenim görerek yetişen varlıklı bir genç olan Ali Bey'in düşmüş bir kadın olan Mahbeker'le kurduğu yanlış ilişki anlatılmaktadır. Romantizmin etkisiyle yazılan bu romanda dönemin kadın erkek ilişkileri, aile ve ahlak anlayışı dile getirilmiştir. Cezmi, yazarı Namık Kemal. 17. yüzyılda yaşamış, şair ve kahraman olan sipahi Cezmi, İran'a açılan bir savaşa katılır. Orada Kırım Şehzadesi Adil Giray'la arkadaş olur. Adil Giray bir baskında yakalanır. Şah'ın karısı Şehriyar Adil Giray'a aşık olur. Adil Giray ise Şah'ın kız kardeşi Perihan'a aşık olmuştur. Şehriyar'ın bir oyunu sonunda Adil Giray ve Perihan ölür, Cezmi ise yaralanır. Sergüzeşt, yazarı Sami Paşazade Sezai. Edebiyatımızın ilk gerçekçi yani realist romanlarındandır. Romanda Dilber adlı esir bir kızın yaşamı anlatılır. Esirlik ve insan ticaretinin insanlık dışı yanları vurgulanır. Cariye, odalık gibi kadınların trajik yaşamları gözler önüne serilir. Evet, bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.